Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Organik bileşiklere başlıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda inorganik bileşiklerden bahsetmiştik. Ya da daha böyle başından söyleyeyim. Canlıların temel bileşenlerini işliyoruz. Öncesi inorganik bileşiklerde. Onu bir önceki videomuzda anlatmıştık. Su, asit, baz, tuz ve minerallerden bahsetmiştik. Bu videomuzda da organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Canlılarda bulunan organik bileşikler çok fazla sayıdaydı. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler, ATP hepsi organik bileşiklerdi. Çok uzun olduğu için hepsini aynı videoda anlatamayız. O yüzden de karbonhidrat, yağ ve proteinlerden bu videoda bahsedeceğiz. Karbonhidrat, yağ ve protein çok temel bir konu. ÖSYM çok fazla derecede kıyas sorularını soruyor. O yüzden de hocalar yazılılarda çok üstünde duruyorlar bu konunun. Aynı zamanda diğer ünitelerle de bağlantılı olduğu için sorusu çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Şimdi biz organik bileşiklerin isimlerini söyledik. Bir de bunların ne iş yaptıklarından biraz bahsetmeye başlayalım. Şimdi organik bileşiklere baktığımız zaman bizim bir enerji verici organik bileşiklerimiz var. Enerji verici ne demek? Oksijenli solunum tepkimelerine katıldı. Oksijenli solunum tepkimelerine katılarak ATP sentezinin gerçekleştirebildiğimiz bileşikler organik bileşiklerdir. Karbonhidratlar, lipitler ve proteinler bizim organik bileşiklerimiz olacak. Yani karbonhidrat, yağ, proteinden bahsediyorum. Bundan başka hiçbir şey enerji vermez. Ya bizim çocuk sınavlara hazırlanıyor, vitamin takviyesi veriyoruz, enerjisi olsun. O halk arasında söylenilen yanlış bir tabir. Vitaminler enerji vermezler. Tabii ki bağışıklık sistemini güçlendirecekler, metabolizmayı hızlandıracaklar ama bizim enerjiyle kastettiğimiz yaptığımda solunum tepkimelerine katılarak ATP üretimini gerçekleştirebilen moleküller. Geldik yapıcı onarıcılara. Yapıcı onarıcılar dediğimiz zaman da hem yapıya katılsınlar hem de bazı tamirat işlerinde görev yapsın istiyoruz. Yapıcı onarıcılarımız da karbonhidratlar, lipitler, lipitler, yağlar aynı şey demek ve proteinler. Hücrelerin yapısında da zaten karbonhidrat, yağ ve proteinler var. Yöneticiler dediğimiz zaman hücredeki işlerin gerçekleşmesini sağlayan DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Düzenleyiciler ise içerideki sistemlerin düzgün gitmesini, işlerin gerçekleşmesini sağlayan bileşikler. Hormonlar düzenleyicilerdir. Zaten denetleyici ve düzenleyici sistemler içerisindeler. Vitaminler enzimlerin yapısına katılırlar. Enzimler olmazsa zaten işlerimi gerçekleştiremem. Enzimler protein yapılı moleküllerdir. Keza bazı hormonlar da lipid yapılı olduğu için lipidler de bizim için düzenleyici moleküller içine girecek gençler. Peki bu kadar bahsettik. Organik dediğimiz zaman bu organik bileşiklerin özellikleri neydi? Organik bileşiklerin özelliklerine baktığımız zaman inorganikte ne demiştik? Karbon ve hidrojen atomunu bir arada bulundurmayan bileşiklere inorganik ismini vermiştik. Organiklerde ise karbon ve hidrojen atomları birlikte bulunabiliyor. Buna ek olarak tabii ki başka şeyler de bulunabilecek. Türüne göre oksijendir, azottur, kükürttür gibi diğer atomlar da bulunabilecek. Ama genel anlamda baktığımız zaman organik bileşiklerimizde kesinlikle karbon ve hidrojen atomu bir arada bulunmuş olacak. Burası benim için önemli çünkü sadece bu konunun içerisinde değil diğer konuların tamamında birlikte göreceğimiz bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Hemen size şuradan küçük bir hatırlatma yapayım. Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Bir bizim için ne anlamına geliyordu? Mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta adını verdiğimiz moleküldü. İsmini veriyorduk. 6 ise hexa anlamına geliyordu. Zaten biyolojide 6'ya kadar bilsek bizi kurtaracak. Bir de şunu bilmenizi istiyorum. Poli de çok demek. Biz burada kavramlar öğreneceğiz. Diyeceğiz ki monomer yapılı. Monomer yapılıysa yani çok küçük yapılı olduğundan bahsediyoruz. Polimer yapılı yani çok büyük yapılı olduğundan bahsediyoruz. Bizim hücre zarımızda madde alışverişinin gerçekleştiği delikler vardı. Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği deliklere
por adı verilir. Eğer bir şey pordan doğrudan geçebiliyorsa biz ona monomer yapılı diyeceğiz. Yani yapı taşı diyeceğiz. Geçemiyorsa artık yapısına bağlı dimer olur, trimer olur, işte tetramer olur. Fark etmez. Polimer yapılı bir bileşiktir diyeceğiz. O yüzden mono di kelimelerini bilmemiz bizim için önemli. O zaman organik besinlerin en küçük anlamlı yapı birimlerine ne ismini veriyormuşuz? Monomer adını vereceğiz. Yapı taşı bunlar adı üstünde. Monomerlerde birleşerek polimer adını verdiğimiz bileşikleri meydana getirecekler. Yine bizim öğreneceğimiz bir tepkimelerimiz olacak. Bazen içimizde metabolizma tepkimelerini gerçekleştiriyorduk. Yani içimizde yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyordu. Bizim vücudumuzda bazen küçük küçük bileşikler bir araya gelerek büyük bir bileşiği oluşturacaklar. Küçük bileşikler bir araya gelip büyük bir bileşiği oluşturduğu zaman biz bunlara dehidrasyon tepkimesi adını vereceğiz. Küçükler bir araya gelip büyük bir şey yaparlarsa da her zaman tepkimeden su açığa çıkar. Ama bunun tam tersi de geçerli. Büyük bir şey suyla tepkimeye girip küçük şeylere dönüşebilir. Eğer büyük bir şey suyla tepkimeye girip küçük şeylere dönüşüyorsa o da bizim için hidroliz tepkimesi olacak. Yani çok 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 dediğim gibi karşıma çıkacak. Hemen mesela bir tane kulak dolgunluğunuz olan örnek üzerinden vereyim. Amino asitler var biliyorsunuz. Amino asitler monomer yapılıdır. Yani yapı taşıdır. Hücre zarından geçebilirler. Amino asitler bir araya geldiği zaman da polimer yapılı proteinler meydana gelir. Mesela şöyle düşün. Şunların hepsi birer tane amino asit adını verdiğimiz bileşik olsun. Bunlar ne? Küçükler. 3 tane küçük bir araya gelmiş. Bunlar birbirlerine bağlanmışlar. Yani büyük yapılı bir şeye dönüşmüşler. Ve büyük bir şeye dönüştükleri zaman tepkimeden her zaman ne açığa çıkmış? Su açığa çıkmış. Küçükten büyük yapıyorsan bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Mesela sadece bunun için değil dedim ya, karbonhidratlardan bahsedeceğim. Diyeceğim ki glikozlar bir araya gelerek nişasta senteziniyor. Hocam dehidrasyon sentezi diyeceksiniz. Glikoz küçük, nişasta büyük. Yağ asidi gliserol bir araya geliyor, bir trigliserit yağ yapıyor. Hocam dehidrasyon. Yağ asidi gliserol küçük, trigliserit büyük diyeceksiniz. Tam tersine eğer büyük bir molekülü suyla tepkimeye sokup küçük parçalara ayırabiliyorsam o da bizim için hidroliz adını verdiğimiz tepkime olacak gençler. Yani aslında yapımla yıkımın eş anlamlısı gibi düşünebilirsin. Ama küçük organikten büyük organik yapıyorsan dehidrasyon, büyük organiği küçük organiğe çeviriyorsan hidroliz kelimesini kullanmış olacağız. Karbonhidratlara bir başlayalım. Aslında hepsini yaptıktan sonra size özetin özeti diye çok güzel hepsini içine dahil ettiğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Onu da en sonda size vermiş olacağım. Bakıyoruz şimdi karbonhidratlara. Karbonhidratlar dediğimiz zaman yapısında C, H ve O atomlarının bulunduğu moleküllerden bahsediyoruz. Bunun haricinde bazen başka atomlar da alabiliyorlar ama cepte C, H, O mutlaka olacak. Unlu ve şekerli yiyeceklerde bulunan karbonhidratların vücuttaki en önemli görevi enerji vermektir. Çünkü karbonhidratlar bizim birincil dereceden enerji verici moleküllerimiz. Benim enerjiye ihtiyacım olduğu zaman, dediğim gibi en son özette vereceğim onu. Benim enerjiye ihtiyacım olduğu zaman ilk kapısını çaldığım bileşik karbonhidratlardır. Karbonhidratlar vücudumda biterse yağlara gidiyorum. Yağlar da vücudumda biterse bu sefer proteinlerimden enerji elde etmeye çalışıyorum. Vücut tarafından enerji verici olarak neymiş? İlk sırada kullanılırmış. Fazla alındığında vücutta da depolanacaklar. Karbonhidratları fazla aldık, yedik baklavalı şekerleri, karbonhidrat depolarımızı doldurduk. Eğer bizim sağlıklı bir kişiysek vücudumuz karbonhidrat, yağ ve proteinin fazlasını dışarıya atmaz. Diyor ki bunlar enerji verici bileşik. Bugün ihtiyacım yok ama yarın olabilir, öbür gün olabilir. Ben bunu niye dışarıya vereyim diyor. O yüzden de karbonhidratların ve proteinlerin fazlası yağlara dönüştürülerek vücudumuzda depo ediliyor gençler. Protein ve yağlara oranla daha az enerji verirler. Aynı zamanda yapıcı onarıcı olduğundan da bahsettik. Hocam karbonhidratlar ilk sırada enerji
vericiler. Gidip ilk onları kullanıyoruz ama en az enerjiyi veriyorlar. Niye en az enerji veren şeyi gidip ilk sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Geldik karbonhidratların gruplandırılmasına. Karbonhidratlar da kendi içinde 3'e ayrılacak. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere. Adı üstünde monosakkaritler dediğimiz zaman tek şekerlilerden bahsediyoruz. Disakkaritler çift şekerliler, polisakkaritler çok şekerliler. Monosakkaritleri de kendi içinde pentaneydi 5 demekti. O zaman pentozlar dediğimiz zaman da 5 karbonlulardan bahsediyoruz. Hexa 6 demekti. Hexozlular da 6 karbonlular olarak gruplandırılacak. 3 karbonlular falan da vardı. Onları bilmemize çok fazla derecede gerek yok. Hadi bakalım disakkaritlere o zaman. Disakkaritler dediğimiz zaman da maltoz, sükroz, laktoz bunlar bizim disakkaritlerimizdi. Polisakkaritler ise depo polisakkaritler ve yapı polisakkaritler olmak üzere kendi içinde ikiye ayırabileceğiz. Şimdi bunları daha detaylı detaylı vereceğim gençler. Geldik monosakkaritlere. Monosakkaritler tek şekerliler dediğimiz şekerlerimiz. Kapalı formüllerine de baktığımız zaman CnH2nOn adını verdiğimiz formüle sahipler. Pentozlar ya da 5 karbonlular birleşerek başka bir şey oluşturamıyorlar. Yani pentozlar disakkarit ve polisakkarit oluşturamaz diyeyim. Bizim 2 tane de pentozumuz var. Biri riboz olacak, diğeri deoksiriboz olacak. Bu konuda hep birbiri içerisine dönmeli. Yani organik bileşikler çok üstüne basa basa söyledim biliyorum. Birkaç seferde tekrar ettim ama bizim için çok önemli bir konu. Çünkü biz konunun ilerisinde mesela RNA'yı göreceğiz. RNA'yı gördüğümüz zaman diyeceğim ki RNA'nın şekeri ne? Hocam söylemediniz demeyeceksiniz. Ta buradan söyledik. Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılan şekerdir. Döneceksin ATP'nin şekerine deyince yine riboz diyeceksin. Yani bir kere öğreneceksin. Diğerlerinin hepsinin içerisinde de dönüşümlü olarak kullanma işlemini gerçekleştireceğiz. Temeli o yüzden sağlam tutmaya çalışıyorum. RNA ve ATP'nin şekeri var. Bu RNA ve ATP'nin yapısındaki şeker ise riboz olacak. Zaten RNA'nın uzun adı ribonükleik asit dediğimiz organik bileşiktir. Deoksiriboz ise deoksiribonükleik asidin yapısında bulunacak. Yani kimin yapısında bulunmasından bahsediyoruz? DNA'nın yapısında bulunmasından. 6 karbonlulara geçtik. 6 karbonlulardan en meşhur, en bilindiğimiz bizim için glikoz adını verdiğimiz şekerimizdir. Kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da bilinir. Mesela İşte aç karnına doktora git kan şekerini ölçecek dedikleri zaman o kanında bulunan baktıkları şeker glikozdur. Hücrelerde enerji verici organik bileşik olduğu için. Besinlerle de biz devamlı fruktoz ve galaktoz gibi diğer 6 karbonlu şekerleri de alıyoruz. Ama bunları dönüştürüp glikoza çeviriyoruz. Sinir hücrelerinin özel bir durumu var. Enerji vericilere kimi söylemiştim? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji verici organik bileşiklerdir. Ama sinir hücreleri sadece karbonhidratlardan glikozu kullanabiliyor. Başka kullanabildiği herhangi bir organik bileşik yok. Sonra baktım kanda belli bir glikoz oranı var. Kandaki glikoz oranına ise insülin ve glukagon adını verdiğimiz hormonlar kontrol ediyorlar. İşte insülin kan şekerinin düşmesini, glikagon kan şekerinin yükselmesini sağlıyor. Glikozu da tabii ki üretici canlılar sentezlemiş oluyor. Geldik fruktoza. Fruktoz dediğimiz zaman meyve şekeri olarak bileceğiz. Meyve şekeriyle de neyi kastediyorum? Mesela karpuz yedik. Tatlı, çilek yedik, tatlı, elma yedik, tatlı. Bunların içerisindeki şeker fruktozdur. Meyve şekerini de kimler üretebilir? Meyve kimse onlar üretebilir tabii ki. Bitkiler tarafından üretilecekler. Diğer glikoza baktığımız zaman yani şeker pancarından elde edilen glikoza baktığımız zaman daha tatlı bir yapıya sahip fruktoz. Galaktoz ise hayvansal kaynaklı süt şekeri dediğimiz şeker. Bazı bakteriler sentezleyebiliyorlar. Aynı zamanda son yapılan çalışmalar gösterdi ki bazı bitkilerde de galaktoz sentezi gerçekleşebiliyor. Bilmiyorum çok bahçelerde oyun oynuyor musunuz? Biz bazen böyle bitkileri kopartırdık. Bahçeli bir evde oturuyorduk çocukken.
koparttığımız zaman o bitkinin gövdesinden böyle beyaz süt renginde bir salgı akardı. O salgının içerisinde de galaktoz olduğu son yapılan çalışmalarda keşfedildi. Eminim hızlarına hocanızın soracağını zannetmiyorum ama söylemiş olalım. Bağırsaktan en çok, en hızlı bir şekilde glikoz, sonra galaktoz, sonra fruktoz dediğimiz bileşik emilebiliyor. Geldik bir tane sorumuza. Yukarıda verilen moleküllerden kaç tanesi sindirilmeden hücre zarından geçebilir? Şimdi sindirilmeden hücre zarından geçebilmesi için şuradaki deliklere ne ismini veriyorduk? Madde alışverişinin gerçekleştirildiği por adını verdiğimiz deliklerdi bunlar. Bir şey pordan geçebiliyorsa direkt doğrudan geçebilen bir moleküldür diyeceğiz. Kimler yapı taşıydı? Monosakkaritlerin tamamı porlardan doğrudan geçebilirdi. Riboz monosakkarit 5 karbonlu, deoksiriboz 5 karbonlu monosakkarit. Glikoz, fruktoz, galaktoz bunların hepsi de birer 6 karbonlu monosakkaritti. Demek ki bunların hangisini yazarsa yazsın hücre zarından doğrudan geçebilir gençler. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 kaç tanesi dediği için de cevabımız Edirne'ye düşmüş oldu. Geldim hegzoslara. Hegzoslular da bizim 6 karbonlarımızdı. Formüllerine ne diyecektik biz bunların? CnH2n O, N dediğimiz formülle yazılacaklar. Ben bir de bunların açık halini göstermek istedim. Glikoz, fruktoz, galaktoz bizim 6 karbonlu monosakkaritlerimizdi. Kimyasal özelliklerini, yani şunların aralarındaki farkı bilmenize gerek yok. Sadece ne demek istiyorum? Bunların hepsi C6, H12, O6 dediğimiz bileşik. Yani bunların hepsinin formülü aynı. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri birbirinden farklı. Yani bunlar glikoz, fruktoz, galaktoz birbirinin izomeri adını verdiğimiz bileşikler, birbirine kolay şekilde dönüşebilirler. Hegzoslar, yani 6 karbonluları da bir araya aldığımız zaman bunlardan disakkarit dediğimiz molekülleri oluşturacağız gençler. Hani demiştim ya size özetin özeti diye son kısımda video bitince karbonhidrat, yağ ve proteinleri birbiriyle kıyaslayacağım. Dediğim gibi hoca da büyük ihtimalle kıyas sorusu soracaktır. O yüzden bunu hemen şu tarafa doğru alayım. Bulmam kolay olsun. Gelelim disakkaritlere. Disakkaritler bizim çift şekerlilerimiz. İki tane monosakkarit bir araya geldiği zaman disakkaritleri meydana getirecek. Disakkaritlerde de cebine hep glikozu koyacaksın. Yani senin 6 karbonluların kimdi? 5 karbonlar zaten birleşerek polisakkarit veya disakkarit yapmaz. Geç onu. 6 karbonlar glikoz, fruktoz, galaktozdu. Hep cebine glikozu koyacaksın. Glikoz. Glikoz fruktoz, glikoz galaktoz şeklinde gerçekleşecek. Bizim disakkaritlerimiz maltoz, laktoz, sükroz adını verdiğimiz 3 tane disakkaritimiz var. Ama her zaman da cebime kimi koymam gerekiyormuş? Glikozları. Glikoz glikozla birleşti. Glikoz glikozla birleştiği zaman 2 tane gli bir araya gelirse maltoz adını verdiğimiz gli mal adını verdiğimiz bileşik meydana gelecek. Maltoz arpa şekeri olarak da geçer. Arpanın yapısında çok fazla olduğu için bitkiler tarafından sentezlenir. Baktım 2 tane küçük, 1 tane büyük yaptı. 1 tane büyük yaptığı zaman açığa ne çıktı? Su adını verdiğimiz molekül. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağın adı da glikozit bağıdır. Hangi karbonhidrat çeşidi olursa olsun yapısında glikozit bağı bulunacak. Küçüklerden büyük yaptığıma göre o zaman okun bu tarafına dehidrasyon yazabilirim. Bu tarafına ise hidroliz kelimesini kullanabilirim. Bu ise bir hidroliz tepkimesi olacak. Geldik laktoz ve sükroza. Laktoz bizim süt şekeri adını verdiğimiz şeker. Memeliler tarafından sentezlenecek. Formülü içinde gli maldı, unutma. Glikoz, galaktoz zaten içinde neyi meydana getirecekler? Laktozu meydana getirecekler. Karbonhidratların her zaman bağı glikozit bağı. İki tane küçükten bir tane büyük yaparsan bir tane de su açığa çıkmış olacak. Glikoz, fruktoz bir araya geldiği zaman da sükroz veya sakkaroz adını verdiğimiz bileşik meydana gelecek. Her zaman dediğimiz gibi su açığa çıkmış olacak. Böylelikle disakkaritler bizim için bitti. Hadi bakalım bir tane soruya. Bu soru biraz zor bir soru. 20 glikoz, 4 galaktoz, 6 fruktoz molekülü ve disakkarit oluşturan enzimler su bulunan bir kapsamda
kapta kaç tane disakkarit ve su oluşması beklenir diyor. Hoca bunu biraz daha zorlaştırabilir de kaç tane molekül, hani şık vermeyecek zaten, kaç su açığa çıkar, hangi disakkaritten kaç tane olur gibi sorabilirdi. O yüzden ben sizi şuna açarak biraz yapayım, şuradan göstereyim. Şimdi benim elimde 20 glikoz, 4 galaktoz, 6 fruktoz varmış. Formül olarak neleri biliyorum? Şimdi bir tane glikozla bir tane daha glikoz bir araya geldiği zaman gli gli mal, bir tane mal toz dediğimiz bileşik oluşağı çıkıyordu, bir tane de su meydana geliyordu. Sonra bir tane glikozla bir tane galak toz bir araya geldiği zaman bir tane laktoz yapıyordu. Açığa bir molekülde su açığa çıkıyordu. Sonra bir tane glikoz molekülüyle bir tane fruktoz molekülü bir araya geldiği zaman bir tane sükroz, sakkaroz, ikisi de çıkar fark etmez, bir tane de su açığa çıkıyordu. Ha, bu mantıkla düşünelim. O zaman benim elimde 4 tane galaktozum varsa, şuradan başlıyorum. 4 tane galaktozum varsa 4 tane glikoz kullanacağım demektir. 20'nin 4'ü gitti. Orada 16 kaldı, unutma. Sentezleyebileceğin laktoz sayısı kaç? 4. Açığa çıkacak su sayısı kaç? 4. O zaman sen 4 tane laktoz sentezlersin. 4 tane de su açığa çıkar. Geldim fruktoza. Onu da başka kalemle göstermiş olayım. Fruktoza baktığım zaman benim 6 tane fruktozum varsa ben bu 6 fruktoza karşılık 6 tane glikoz kullanabilirim. 6 tane sükroz açığa çıkar. 6 tane de su meydana gelir. O zaman hemen onu da şöyle göstermiş olayım. 6 tane ne sentezleyebiliyormuşum? Sükroz sentezleyebileceğim. 6 tane de ne açığa çıkacak? Su. Geldik başka bir duruma. O duruma baktığımız zaman da siyahı alayım. Baktım 6 burada, 4 de burada, 10 tane glikoz gitti. Benim geriye kaç tane glikozum kaldı? Zaten toplam 20 idi, 10 tane glikozum kaldı. O zaman 5 glikoz buraya koysam, 5 glikoz buraya koysam 5 tane maltoz sentezleyebilirim. 5 tane de su açığa çıkar. Şöyle bir baktığım zaman o zaman 5 tane maltoz sentezleyebilirim. 5 tane de su açığa çıkar. Bizden ne istiyordu? Kaç tane disakkarit sentezlenir, kaç tane su açığa çıkar diyordu. O zaman ben 15 tane disakkarit sentezleyeceğim. 10-15. 15 tane de su açığa çıkmış olacak. Özel bir durum olduğunu unutmayın. Her zaman yazarak yaparsanız çok daha pratik olacaktır. O zaman cevabı şuradan göstereyim hemen. Kaç tane disakkarit oluşacaktı? 15 tane. Kaç tane su açığa çıkacaktı? 15. Cevabımız da Ceyhan'a düşmüş oldu. Gençler, sesimi fark etmişsinizdir herhalde. Hastayım. Çekmeyecektim videoyu ama çekmezsek de yazılarınız yaklaştı. Günü kayacak. Bu sefer faydalanamayacaksınız. Mümkün olduğunca sesimi kontrol etmeye çalışıyorum. Ama kusurumuza da bakmayın diyeyim. Yazılarımıza çok az kaldı. Bitirmemiz lazım. Hadi devam edelim polisakkaritlerle. Polisakkaritler çok şekerliler. Yani yüzlerce glikoz bir araya geldiği zaman polisakkarit adını verdiğimiz bileşikler meydana gelecek. Polimer yapılı, yani büyük yapılı olduklarından bahsediyoruz. Büyük yapılı olduklarına göre zaten hücre zarından geçemezler. Hücre zarından sadece monosakkaritler, yani monomer yapılılar geçebilir. Hemen şunun etrafına yıldız atıyorsun. En sayıda glikoz bir araya geldiği zaman bir tane polisakkarit meydana gelecek. Her zaman da en eksi bir sayıda su açığa çıkacak. Burada da yine küçük bir ipucu veriyorum. Olay nasıl gerçekleşiyor biliyor musun? Şimdi glikozlar bir araya gelecek. Bir tane glikoz burada, bir tane glikoz burada, bir tane glikoz burada. Bunları böyle boncuk gibi hayal edebilirsin, tespih boncukları. Bir araya geliyorlar tabii yüzlercesi. Buradan bir tane polisakkarit meydana geliyor. Bir de açığa su çıkacak. Ama kaç tane su çıkacak? Nasıl oluyor biliyor musun? Glikozlar birleşiyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane glikoz birleştiği zaman aralarında 3 tane bağ kuruluyor.
aralarda kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkıyor. O zaman bağ sayısına baktım. Bağ sayısı kadar su çıktığına göre 4 şey birleşirse 3 tane su açığa çıkar. O zaman en sayıda birleşirse, yani atıyorum 100 tane birleşti, 99 tane su açığa çıkar. Hepsi için aynı şeyden bahsedeceğiz. Sadece karbonhidratları da, proteinlerde, nükleik asitlerde hep bundan bahsedip yağlarda farklı bir şey söyleyeceğiz. Mesela sana dedi ki 100 tane glikoz molekülü bir araya gelerek bir polisakkarit oluşturdu. 100 tane glikoz molekülü bir araya geldiğine göre aralarında kaç tane bağ kurulacak? 99, yani n-1 tane. Kurulan bağ sayısı kadar da su açığa çıkacak. O yüzden de 99 su açığa çıkacak. Disakkarit ve polisakkaritlerin üretimi sırasında enerji harcanırken yıkımı sırasında enerji harcanmaz. Burada da neyi kastediyorum? Önemli. Biz bir dehidrasyondan ve bir de hidrolizden bahsettik. Dehidrasyon tepkimelerinde enerji harcanır. Yani sen küçükleri bir araya getirip büyük bir şey yaparken enerji harcıyorsun. Ama büyük bir şeyi suyla tepkimeye sokup da daha küçük parçalara çevirirken enerji harcanmıyor diyeyim. Nişasta, glikojen, selüloz, kitin ve bu sene bazen hocalarımız söylüyor, peptidoglikan da polisakkaritleri örnektir. Hemen nişastadan bir bahsedelim. Nişasta bitkisel depo polisakkaritlerimiz, insanlar tarafından sindirilebiliyor. Bitkilerin sentezlediği bir polisakkarittir. Yani şurayı yaz cebe gitti. Bitkilerdeki depo karbonhidrat nişasta. Selüloz yapı polisakkariti, bitkilerin hücre duvarına, yani yıldız için aldığım yerler var ya, şöyle siyahla yapayım. Bitkilerin depo karbonhidratı nişasta, bitkilerin hücre duvarında selüloz var. Selülozu biz sindiremiyoruz. Besinlerle aldığımız zaman bazen otçul memelilerin bağırsaklarında da bu selüloz sindirici bakteriler bulunabiliyor. Bu bakteriler sindirdiği zaman işler gerçekleşmiş oluyor. Hemen çizdik. Hayvanların depo karbonhidratı ise polisakkarit. Sadece hayvanların depo karbonhidratı değil aslında. Aynı zamanda bakteriler ve mantarların da depo karbonhidratı glikojen. Biz 3. ünitemizde canlıların sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Sınıflandırmayı anlatırken de diyeceğim ki mesela mantarlardan bahsediyorum. Şöyle beslenir, böyle yaşar, şöyle solunum yaparlar. Mantarların depo karbonhidratı ne? Glikojen. Bakterileri soracağım. Depo karbonhidratı ne? Glikojen. Keza hayvanlardaki depo karbonhidrat da glikojen. Hayvanlar aldıkları fazla glikozu karaciğerimize gönderiyoruz ya da çizgili kas hücrelerimize gönderiyoruz. Karaciğer veya çizgili kas hücrelerinde glikojen olarak depolanmasını gerçekleştiriyoruz. Açlık durumunda kan şekerimiz düşebiliyor. O zaman depo glikojenlerimiz parçalanarak glikozları kana veriyoruz. Dediğimiz gibi mantarlar, arkeler, bakteriler ve hayvanların depo karbonhidratı glikojendir. Kitine geldik. Kitinde de şunu bileceksin. Böceklerin dış iskeletinde kitin bulunacak. Aynı zamanda da mantarların hücre duvarında da kitin bulunacak. Bitkilerin hücre duvarı selüloz yapılı ama mantarların hücre duvarı kitin yapılı. Peptidoglikan ise bakterilerin hücre duvarında bulunacak. O da dediğimiz gibi bakteriler alemi anlatılırken çok karşımıza çıkacak. Geldik lipitlere, yani yağlara. Yağların yapısına da baktığımız zaman yine karbonhidratlar gibi CHO bulunacak. Ama bazı çeşitlerinde azot ve fosfat elementleri de bulunabilecek. Yapıcı onarıcı bileşiklerden bahsediyoruz. Bazı vitamin ve hormonların yapısında olabilecek lipitler, mesela işte östrojen, testosteron adı verdiğimiz hormonlarımız var üremeyle ilgili. Bu hormonlar yağ yapılıdır. Karbonhidratlar ve proteinlerden daha fazla enerji verecekler. Yani bizim en çok enerji veren organik bileşiğimiz yağlardır. Ama kullanım sırası olarak ikinci sırada kullanıyoruz. İlk sırada gidiyorum, karbonhidratların kapısını çalıyorum. Karbonhidratlar vücudumda biterse enerji ihtiyacımı karşılamak için yağları
kullanacağım. Karbonhidratlar ve proteinlerden daha hafiftirler. Şöyle düşüneceksin. Göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar vücutlarında yağ depoluyorlar. Yağı depolamaktaki amaçları yağların çok daha hafif olması. Ya hocam yağlar nasıl hafif olacak? Ben kilo aldığım zaman, yağlandığım zaman ağırlaşıyorum. Sen eğer karbonhidratını, proteinini yağa çevirmeseydin, şimdi olduğundan çok daha ağır bir canlı olurdun. Yani bunu karbonhidrat olarak bıraksaydın, protein olarak bıraksaydın çok daha ağır olurdun. İkisine bakarak daha hafif. O yüzden yağ olarak depolama işini gerçekleştiriyoruz. Yakıldıkları zaman çok fazla derecede enerji ve su açığa çıktığı için de göçmen kuşlar ve kuş uykusuna yatan hayvanlar vücutlarında yağ depo etmiş oluyorlar. Lipitler deri altında birikerek ısı yalıtımını sağlıyorlar. Bilmiyorum, Kurban Bayramı'nda eskiden kesim alanları çok fazla yoktu. Etrafta kesiliyordu. Biz çocukken seyrederdik. İç organlarını böyle hayvanın çıkarttıkları zaman iç organlarımızın etrafında beyaz bir tabaka bulunur. Ki bulunması lazım bu tabakanın. Mekanik etkilere ve darbelere karşı iç organları koruyor. Karbonhidrat ve proteinlerin fazlası yağ olarak depolanıyor. Vücuda mekanik destek sağlıyor. Yağlar suda tabii ki çözünmezler. Eter, benzen, kloroform gibi organik çözücü de çözünme işlemini gerçekleştiriyorlar. Bizim de 3 çeşit yağımız olacak. Nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidler adını verdiğimiz yağlardan bahsedeceğiz. Sadece yağlarda farklı bir formül kullanacağım. 3 yağ asidi bir tane gliserol ile birleştiği zaman trigliserit veya nötral yağ dediğimiz yağ meydana gelecek. Yağları birbirine bağlayan bağın adı ise ester bağı. Yani yağların monomerleri, yapı taşları gliserol ve yağ asididir. İlla ki 3 yağ asidi bir gliserol ile birleşecek gibi trigliserit meydana gelecek. Arada ester bağı kurulacak. 3 molekül de su açığa çıkacak. Bitki ve hayvan hücreleri lipitlerin depo şeklidir. Yani bize yağ depolamak istediğimiz zaman trigliserit halinde depoluyoruz. Yağ asitleriyle gliserol arasında dehidrasyon reaksiyonuyla ne bağı kurulacakmış, yağların arasında bulunan bağ? Ester bağıdır. Yağ asitlerini de kendi içinde ikiye ayıracağız. Bizim bir doymuş yağ asitlerimiz olacak. Bir de doymamış yağ asitleri adını verdiğimiz yağ asitlerimiz bulunacak. Doymuş yağ asitleri dediğimiz zaman karbonları arasında bunların tekli bağlar bulunuyor. Bak şimdi bunların karbonlarının hepsi hidrojene doymuş. Hepsi hidrojene bağlandığı ve doyduğu için bunlar oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlar. Mesela oda sıcaklığında kimler katı halde bulunur? Hayvansal kökenli yağlar. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı eskiden çok kullanılıyormuş. İç yağ, kuyruk yağı günümüzde çok fazla tüketmiyoruz ama eskiden kullanılan yağlar. Doymamış yağ asitleri, bak karbonların hepsi hidrojene doymamış. Arada boş boş olan yerler var. O yüzden de bunlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Doymuşlar hayvansal kökenliydi. Doymamışlar bitkisel kökenli yağlardır. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık yağı gibi yağlarda bizim için doymamış yağları örnek oluyor. Ama bilmem gereken bir şey var, istisnai bir durum. Bazen doymamış yağ asitlerini, yani bitkisel yağları alıyorlar, fabrikada, laboratuvarda hidrojene doyuruyorlar. Bu doymamış yağ asitlerini hidrojen atomlarına doyurdukları zaman bu yağlar katılaşıyor. Yani oda sıcaklığında da katı bir hale gelmiş oluyor. Bunlara trans yağlar deniyor. Trans yağların en güzel örneği de margarinlerdir. Margarinler trans yağ içerir. İnsan sağlığı açısından pek tavsiye edilmeyen yağlardır. Tabii kullanımı çok kolay, saklanması kolay, maliyeti ucuz olduğu için çok fazla tüketiyoruz. Ama margarin tüketimimizi en aza indirmemiz lazım. Çünkü trans yağ içeriyorlar. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez. Eğer bir şey benim vücudumda sentezlenemiyorsa, sen ona temel, esansiyel veya zorunlu kelimesini kullanacaksın. Mesela insanların sentezleyemediği amino asitler olacak. Eğer ben sentezlenemiyorsam temel amino asit.
zorunlu amino asit, esansiyel amino asit diyeceksin. Aynı mantıkta bazı yağ asitlerini de ben sentezleyemiyorum. İnsan vücudunda sentezlenemeyen yağ asitlerine nokta nokta yağ asitleri denir. Üçünden birini yaz, hoca yazılı da verir. Temel, esansiyel, zorunlu. Yani biz sentezleyemiyoruz. Doğadan hazır olarak, başka canlılardan hazır olarak almak zorundayız. Omega 3 ve omega 6 adı verilen yağ asitleri mesela bunlara örnektir. Diğer geldik yağlarımıza. Onlarda fosfolipitler ve steroidler olmak üzere. Fosfolipitlerin farkı, hani normalde 3 yağ asidiyle 1 gliserol birleşiyordu ya. Burada 2 tane yağ asidiyle 1 gliserol birleşiyor. Yapıya bir de fosfat adını verdiğimiz molekül katılmış oluyor. Hücre zarının yapısı fosfolipitlerden meydana geliyor. Ben de hücrelerden meydana geldiğime göre o zaman vücudumuzda baya baya fosfolipit var. Hücrenin içi ve dışına bakan kısımlarına, yani şöyle diyeceksin. Hücrenin bunlar dış kısmı, burası ise iç kısmı. Hücrenin İçine ve dışına bakan kısımları, bir de bunların kuyruk bölgeleri olacak. İçeriye ve dışarıya bakan, yani sıvıya bakan kısımları sıvı sever, hidrofilik kısımlar olacak. Peki sevmeyen kuyruk kısımları ise hidrofobik adını verdiğimiz kısımlar olacak. Geldik steroidlere. Steroidler dediğimiz zaman da bunlar eşey hormonlarının yapılarına katılacaklar. Yani östrojen gibi, testosteron gibi hormonlarımız steroid yapılı hormonlardır. Safra salgısı ve D vitamininin yapısına katılacaklar. Bir steroid olan nokta nokta hayvan hücrelerinde bulunup hücre zarının yapısına katılacak. Yani çok halk arasında haberlerde, programlarda duyduğumuz kolesterolden bahsediyoruz. Kolesterolü yükselmiş, kolesterolü şöyle olmuş, şusu böyle olmuş diyorlar da bu kolesterol aslında bir yağ çeşidi. Steroid bir yağının yükselmesinden bahsediyorlar. Vücutta normalden fazla kolesterol gibi bazı yağların birikmesi tabii ki kalp ve damar sağ hastalıklarına sebep olacak. Hemen sorumuzu da çözelim, oradan proteinlere geçelim. Yağlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Doymuş yağlar ve hidrojen atomları kullanılarak laboratuvar şartlarında trans yağlar elde edilir. Cevap A'da çıktı. Doymuş değil, doymamış yağlara laboratuvarda hidrojeni ekliyorsun. Trans yağlara dönüşüyorlar. Doymuş yağlar zaten oda sıcaklığında katı halde, hidrojene doymuş vaziyetteler. Cevap bu. Ama bakalım, steroidler insanlarda hücre zarının yapısına katılıyorlardı. Çünkü kolesterol bir steroid yağ çeşidiydi. D vitamininin ve bazı enzimlerin yapısına katılıyorlardı. 10 molekül gliserol kullanılarak trigliserit elde edilen bir tepkimenin sonucunda 30 molekül su açığa çıkar. He, bunu yapayım. Şimdi ne olacaktı? 3 tane yağ asidi tepkimeye girecekti. Kiminle? Bir tane gliserol adını verdiğimiz bileşikle. Bunlar birleştiği zaman kim oldu gençler? Trigliserit sentezi gerçekleşti. 3 molekülde su açığa çıkacaktı. Mutlaka zaten N-1 kuralına uymayan bir tek bu var. Aslında burada da 4'e 3 N-1 uyuyor ama kat sayılarını bilmen lazım. 10 molekül gliserol kullanılmış. Bir gliserol kullanıldığında 3 yağ asidi ise o zaman 30 yağ asidi olacak. Eğer 10 tane girdiyse 10 tane trigliserit sentezlenecek. 30 molekül de su açığa çıkacak. Bakıyorum 30 molekül su açığa çıkar diyor, doğru. Karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla enerji verirler. Evet, en çok enerjiyi yağlar verir. Ama bizim için ikinci sırada kullandıklarımızdandı. Karbonhidratlar ve proteinlerden daha hafif olduklarını, bu yüzden göçmen kuşların ve kuş uykusuna yatan hayvanların depoladığını söylemiştik. Proteinlere geldiğimiz zaman ise yapıda CHO bulunacak ama yıldız. Mutlaka bir azot elementi de bulunacak. Bazı türlerinde tabii kükürt mükürt de bulunabiliniyor. Yapı birimlerine amino asit kelimesini kullanacağız. Amino asitlerin yapısında bulunan da şöyle göstereyim. Şimdi amino asitlerin yapısında bir karbon atomu var. Karbon atomumuz ortada. Karbon atomuna bağlı 4 tane gruptan bahsedeceğiz. Bir değişken grubumuz, yani radikal grubumuz. Bir karboksil grubumuz olacak. 2. Bir amino grubumuz. Bir de hidrojen. Zaten şuradan Hacer yazıyoruz.
Şimdi karbonu ortaya koydun, hidrojenini koydun, karboksil ve amino grubunu koydun. Değişken grubun değişmesiyle birlikte amino asitler birbirinden farklı oluyor. Yani tüm amino asitlerin yapısında karbon, hidrojen, amino grup, karboksil grup var. Uyduruyorum tamamıyla. Buraya yazdığın CH3X amino asidi oluyor. N4 yazdın, Y amino asidi oluyor. CH bilmem ne yazdın, Z amino asidi oluyor. Bütün amino asitlerde şuralar ortak. Radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklılaşıyorlar. İnsan vücudunda da 20 çeşit amino asit, yani canlıların vücudunda işlev yapan 20 çeşit amino asit bulunuyor. Bu 20 çeşit amino asitten 12 çeşidini dönüşüm reaksiyonlarıyla karaciğerde üretebiliyoruz. Ama 8 tanesini biz üretemiyoruz. İlla bitkilerden almak zorundayız. Eğer ben bir şeyi kendim üretemeyip bitkiden almak zorundaysam ona ne diyorduk? Temel, esansiyel veya zorunlu amino asit ismini vereceğiz. Doğada 20 çeşit, daha doğrusu canlı vücudunda 20 çeşit amino asit var dedim. Müfredatta bir 20-22 dediler. Hocalarınız farklı söylediyse karıştırmayın. 22 çeşit amino asit keşfedildi ama canlı vücudunda işlev yapan 20 çeşit amino asitimiz var. O yüzden 2 tane amino asitimiz yeni keşfedilmiş durumda. Amino asitlerin amino ve karboksil grupları arasında peptit bağı dediğimiz bağ kurulacak. Yani karbonhidratları glikozit bağı, yağları ester bağı, proteinleri ise peptit bağı bağlayacak. Bu peptit bağları da bağladığı zaman yine kural aynı. En sayıda amino asit bir araya gelip bir protein sentezi gerçekleştiğinde en eksi bir sayıda su açığa çıkmış olacak. Aynı o boncuklarda anlattığımız gibi. Hemen onu da şuradan göstermiş olayım. Şimdi bu bir amino asit. Kısaca gösterelim. Bu da bir amino asit. İki tane amino asit bir araya geldiği zaman iki neydi? Hani dedim ya Latince bize altıya kadar lazım. Arada peptit bağı kuruluyor. O zaman ben buna dipeptit adını vereceğim. İki tane şey birbirine bağlanırsa bir tane bağ oluştu. Haliyle bir tane de su açığa çıktı. Amino asit, amino asit. Bu da bir amino asit var. O zaman üç taneli bu tripeptit ismini vereceğiz. Üçünü bağladığın zaman iki tane bağ kuruldu. İki tane peptit bağı kuruldu. İki molekül su açığa çıktı. O zaman en sayıda amino asit bir araya gelir de bir polipeptit, yani protein sentezi gerçekleşirse de en eksi bir sayıda su açığa çıkacak. Uygun olmayan sıcaklık, pH, basınç, yoğun tuz çözeltisi gibi ortamlarda proteinlerin yapısı bozulabilir. Proteinlerin yapısının bozulmasına ise gençler denatürasyon ismini vermiş olacağız diyeyim. Proteinin de şöyle özel bir durumu var. Normalde biz vücudumuzda karbonhidrat sentezliyoruz, yağ sentezliyoruz, protein sentezliyoruz. Diyelim ki sen glikojen sentezleyeceksin. DNA diyor ki gidin yapın. Trigliserit sentezleyeceksin. Aman bana ne, gidin yapın diyor. Ama protein sentezleneceği zaman dur diyor. İlla ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre protein sentezi gerçekleşecek diyor. O yüzden mesela iki canlının akrabalık derecesine bakarken neye bakarız? Deriz ki bu iki canlının DNA'sı benziyor. O zaman bunlar yakın akrabadır deriz. DNA protein sentezine şifre verdiği için protein yapısı birbirine benzeyen canlıların da birbirleriyle yakın akraba olduğunu söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi protein sentezine illaki şifreyi DNA verecek. O yüzden de canlıların protein yapıları birbirinden farklı olacak. Şimdi düşünüyorum. Baktığım zaman doğada proteinler var. İnsanların hiçbirinin de proteinleri tamamıyla birbiriyle aynı değil diyoruz. Bu kadar çok insan var, bu kadar çok canlı var. Nasıl oluyor da kimsenin protein yapısı birbiriyle aynı olmuyor? Altı üstü doğada canlı vücudunda 20 tane protein var. Çünkü bu proteinler sentezlenirken kullanılan amino asitlerin sayısı, çeşidi ve sırası birbirinden farklı olarak diziliyor. O yüzden de proteinler birbirinden farklı oluyor. Mesela sende A1, A2, A3, A3 şeklinde dizilirken geliyor bana A1, A3, A2, A3 şeklinde. Ne oldu? Sırası değişti. Buraya baktım, A1, A2, 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 A2. Hem çeşidi değişti hem sayısı değişti. Böylelikle bizim birbirimizden protein yapılarımızın farklı olması sağlanmış oluyor.
Aktin ve miyozin proteinleri kasların kasılmasında görev alacaklar. Fibrinojen proteininin kanın patılaşmasında keza yine bunlar görev alan moleküllerimiz olmuş olacak diyelim. Gençler, fibrinojen proteini kanın patılaşmasında görev alır. Solunum gazlarının taşınmasında hemoglobin adını verdiğimiz protein görev yapar. Hemen onu da yazmış olalım. Hemoglobin proteini bizim kanımızda al yuvarlarımızın yapısında bulunan oksijen ve karbonhidrat taşımasını gerçekleştiren proteinimiz. Vücut savunmasında görevli antikorlarımız var. Vücut savunmasında görevli bu antikorlar da yine protein yapılı moleküllerdir. Enzim ve hormonların yapısına katılarak vücutta düzenleyici olarak görev alabiliyorlar. Zaten proteinlerin bu özelliklerinden bahsetmiştik. Sonra baktım, nokta nokta proteini kıl, deri ve tırnak yapısına katılır. Kimden bahsediyoruz? Bizim tırnaklarımızın yapısında keratin adını verdiğimiz proteinler var. Saçlarımızın yapısına katılıyor. Yetersiz protein alındığında büyüme yavaşlıyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Yaralar geç iyileşiyor. Vücutta ödem meydana geliyor. Glikozlar birlikte glikoproteinleri oluşturuyorlar. Yağlardan sonra vücutta en çok enerji veren organik bileşiklerdir ki bu özellikleri söyleyeceğim. Vücudun yapı taşı oldukları için enerji verici olarak da son sırada kullanılmış oluyorlar. Böylelikle sizinle birlikte karbonhidratlardan, yağlardan ve proteinlerden bahsetmiş olduk. Gelelim özetin özetine, aslında bütün işinize yarayacak olan kısma. Şimdi özetin özeti dediğimiz zaman, öncelikli olarak karbonhidrat veya proteinleri kıyaslamak istersem, enerji ihtiyacım olduğu zaman gidip kimin kapısını çalıyorum birinci sırada? Karbonhidratların kapısını çalıyorum. Vücudumdaki karbonhidratların biterse kapısını çaldığım kimler? İkinci derecede enerji vericilerim, yani bizim yağlarımız. Üçüncü dereceden enerji vericilerimiz ise bizim proteinlerimizdir. Aslında proteinlerimizden enerji elde etmek istemiyoruz. Proteinler bir sigorta şirketi gibi çalışıyorlar. Yani vücut proteinlerinden enerji elde ediyorsa çok uzun süre aç kalmış demektir. Artık kendisine zarar veriyor demektir. Bunları kıyas yapacak olursak da en çok enerjiyi yağlar verir. Orta düzeyde, rakamları bilmenize gerek yok, proteinler verir. En az enerjiyi ise karbonhidratlar verir. Yani eşit miktarını yaktım. Bunları kıyas yaptığım zaman en az enerjiyi karbonhidratlar, en çok enerjiyi yağlar veriyor. Proteinleri zaten kullanmak istemiyorum. Proteinler benim yapım maddelerimdir. Karbonhidratlara şöyle bir bakıyorum. Hocam en az enerji veriyor. Niye gidip birinci sırada kullanıyoruz? Çünkü karbonhidratların oksijenle tepkimeye girmesi çok kolay. Karbonhidratları yakmak çok kolay. Yağları ise yakmak çok zordur. Sonra baktım diğer kıyas yapabileceğim şeye. Karbonhidratların yapısında C, H, O elementleri kesin bulunacak. Yağların yapısında da C, H, O elementleri kesin bulunacak. Proteinlerde C, H, O ve azot kesinlikle bulunacak. Yani proteinlerin yapı birimleri kesinlikle azotu taşıyacaklar. Sonra baktım, hoca yapı taşı yapı taşı diye bir şeyden bahsetti. Karbonhidratların yapı taşı, yapı birimleri dediğimiz moleküller monosakkaritlerdir. Yani o glikoz, fruktoz, galaktoz, riboz, deoksiriboz, monosakkarit dediğimizin hepsi yapı birimidir. Soruda %99.9 glikozu bilmeni ister. Glikoz her şeyin yapısına katıldığı için bizim için çok karşımıza çıkıyor. Yağların yapı taşlarına baktığım zaman yağların yapı taşları ise iki taneydi. Yağ asitleri ve gliserol adını verdiğimiz yapı birimleri vardı. Proteinlerin yapı taşlarına ise amino asit ismini vermiş olacaktık. Sonra haliyle bunların yapı taşları varsa bunları bağlayacak da bağ ihtiyacımız var. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağın adı glikozit bağıydı. Yağları birbirine bağlayan bağın adı ester bağıydı. Proteinleri birbirine bağlayan bağın adı ise peptit bağı dediğimiz bağ idi. Karbonhidratları bir araya getirirken şu formülü kullanabiliyorsun. En sayıda glikoz bir araya gelip bir tane polisakkarit sentezi gerçekleştiği zaman en eksi bir sayıda mutlaka su açığa çıkıyordu. Yağlarda özel bir durum söz konusuydu. Trigliserit sentezi yapıyorsan 3 tane yağ asidi
bir tane gliserolle tepkimeye girecekti. Buradan bir tane trigliserit adını verdiğin yağı sentezleyecektin. İllaki 3 molekül de su açığa çıkacaktı. Proteinlerde ise en sayıda amino asit bir araya gelip bir polipeptit veya protein sentezi gerçekleşirse en eksi bir sayıda da su açığa çıkmış oluyordu gençler. Böylelikle en son kıyasımızı da yapmış olduk. Yazılınızda mutlaka bu kıyaslar işinize yarayacaktır diyeyim. Ve böylece gelelim ödüllü sorumuza. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.